Evet İbrahim Mayda ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Osteopat ve fizyoterapi uzmanı. Bir dakika hocam ben halledeceğim hemen onu. <laughs> Kaldırdık. Buyurun hocam oturun. Ben şöyle yardımcı olmaya çalışacağım size. Hop, Çok tamam. teşekkür Halle ediyorum. Oldu. Rahat mıyız? Rahatım sağ olun ama ben... Ayakta anlatmak istiyorum. O zaman hocam kalkın. Bizim de ideal en çok sevdiğimiz ayakta olalım. Çünkü anlatacaklarımız evet. bizi aslında sağlıklı bir şekilde ayağa kaldıracak aynen, şeyler aynen. değil mi hocam? Şimdi evrimsel olarak insanoğlu ya yürüdü ya uyudu. Hı hı. Şimdi evrimimizde insanın evriminde oturma diye bir kavram yok. Darwin masayı buldu ama masayı bulurken Darwin uygun sandalye de yaptı. Fakat oturdu baktı adam beli ağrıyor. Hı hı. Tuttu ayağın altına bir tane yükselti koydu. Hı hı. Yani dizini yüksek, yükseğe koyduğun zaman 5 santim yukarı koyduğunuz zaman kalça ekleminden yük ne yapıyor? Yük şu kemiğe biniyor. Hı hı. Yük şuraya biniyor. Eğer ayaklarınızı yere koyarsanız yük direkt bele biniyor. Buyurun ben ağrısın nedeni. Yani evrimsel olarak hayatımızda şey yoktur. Yani oturma kavramı yoktur. Hı hı. Oturursanız da normallara uygun olarak oturacaksınız. O açıdan ben oturmayı tercih etmiyorum. Bir osteopat olarak, bir fizyoterapist olarak, evet. uzman fizyoterapist olarak, psikolojik olarak tercih etmiyorum. Evet en güzeli hocam. Ben de mesela demin uzun süre oturdum ya. Mesela hemen siz gelinceye kadar bile şöyle bir ayağa kalkıp bir kendimi e, duruş olarak bir düzeltme gereği hissettim. Çok haklısınız. Yani vücut diyor ki bir kalk, e, bir ne yap diyor artık omurganı mı bir düzelt diyor. O sinyali içsel olarak bana veriyor. Kaslar 20 dakika yük taşır. Hı hı. 20 dakika sonra yük ligamanlara biner. Hani bir et vardır çilersiz yutamazsınız. Etli 40 dakika. 20. dakika sonra et 60. dakikada yani 40 ile 60 dakika arasında yük e, kemiklere ve sinirlere biner. Ve ağrınız oluşur. 2 saat sabit oturursanız yara oluşur. Doğru mesela yatan hastalarda. Evet yatan Yara oluyor ee, Evet. Evet. Şimdi bağlı. o açıdan bizim e, felsefemiz şudur. Yani olabildiğince hareketli olmaktır. Dinamik olmaktır. Hı hı. Hocam şuradan başlayalım mı? Şimdi tabii ki. osteopati bizim e, tabii ki duyduğumuz ama ben, bizim gibi hiç duymayan kişiler de olabilir. O yüzden oradan bir en temelinden başlayalım mı? Ne demektir? Siz bu işin kompetanısınız. Ama Sağ olun. E, ne yapar osteopatlar? Memnuniyetle. <laughs> Memnuniyetle. Şimdi e, osteopati nedene yönelik çalışır. Hı hı. Sonuçla ilgilenmez. Nedeni düzeltirseniz, nedeni bulur düzeltirseniz sonuç zaten düzeliyor. Hı hı. Şöyle düşünün, şöyle düşünün. Şimdi beliniz ağrıyor. Hı, hı. Ayrı hekimle gittiniz. Ağrı kesici, kas kepçetçi verdi size. Tamam. İyileşmediniz. Ya fizik tedaviye gideyim dediniz. Fizik tedaviye gittiniz. O da ağrı kesici verdi, kas kepçetçi verdi. Hı, hı Efendim tuttu bir de fizik tedavi yazdı size. Yine iyileşmediniz. Sonra beyin cerrahisine gittiniz. Ya işte ayrı hekimle gittim. Fizik tedavi uzmanına gittim. Hı hı. Birim birim gezdim. Fizyoterapiste gittim. Beyin cerrahisine gittim. Adam diyor ki ya, ameliyatlık Değil diyor yani işte şunları kullanın düzelmezse ameliyat edeceğiz diyor ya da diyor ki işte bel fıtığı başlangıcı var hı hı. şimdi bakın bir insan bir kadın ya hamiledir ya değildir hı. ya hastadır ya değildir ya bel fıtığıdır ya değildir hı hı. bel fıtığı başlangıcı diye bir kavram yok boyun fıtığı başlangıcı diye bir kavram yok bunlar vücudun kendisini koruma mekanizmaları hı hı. orada da iyileşmediniz e, ameliyatlık da değil kök basısı da yok Ortopedik manal terapiste gittiniz. Ortopedik manuel terapist manipülasyon yaptı belinize vesaire. Hı -hı. Yok, yine iyileşmediniz. ağrınız devam ediyor. Kayropraktise gittiniz. Hı -hı. O da manipülasyonunu yaptı. O da olmadı. O da olmadı. Bir şekilde osteopatın kapısını çaldınız. Osteopat ne yapıyor biliyor musunuz? Ayakkabınızın içine giren o mini mini milimetrik kum tanesini çıkar buluyor, çıkarıyor. Bel oh, ağrınızı geçiyor. Osteopat bu. Biz nedeni araştırıp Aha. buluyoruz. Yani şimdi eğer ayağımın altında bir kum taneciği varsa ben oraya yük veremeyeceğim. Çünkü ayak dibindeki propriyoseptörler çok zengin. Hı hı. Ne yapacağım? Bunu korumaya alacağım. Vücudun günah keçisi omurga. L4-5. Hocam L4 şu öne geçelim mi? Görelim hep yaptığınız hareketleri. Tabii. Vücudun vücudun günah keçisi L4-5 omurga. omurga. En çok fıtıkları da olan yer değil mi? Belde L4-5, boyunda C5-6. Şimdi biz dört ayaklıken emeklerken hı hı. ağırlıklı hı ağırlığı T5-6. Yani mide ve karaciğerin olduğu bir yer bölge. Yani ne var burası? Burası solar plexüsün olduğu bir yer. Solar plexüs nedir? Panik atan merkezidir solar plexüs. Dersiniz ya şuraya bir şey girdi. Oh, kahretsin. Şuraya. Hocam o bir çakranın da adı değil miydi? Evet. Aha. Evet aynen solar çakra. Ha şurası. Evet solar Tanıdık preksüs, bir geldi. çakradır. Bu... Enerjileri yapmak da aynen. artık. Aynen. Şimdi ve burası yaşam merkezidir. Hı hı. Çünkü Çünkü karaciğerle tüm vücudu canlandırıyorsunuz. Tüm vücudu besliyorsunuz karaciğerle. Hı hı. Şimdi ayağa kalktık yani emekleme bitti. Emeklemeyi şöyle tarif edeceğiz. Biz emeklerken diz eklemimiz olgunlaştı. Ayak bileği eklemi olgunlaştı. Yani propiloseptitoyu gelişti. Ağrı oluşmaya başladı da biz ayağa kalktık. Doğru. Ayağa kalktık. Zaten o oluşmadan siz çocuğu ne kadar zorlarsanız zorlayın... Kalkmıyor mesela yani o yüzden yürümenin bir yaşı yok aileler böyle bazen çok panik oluyorlar çocukları zorluyorlar çünkü diyor bunun kardeşi 8 aylıkken yürümüştü bu çocuk bir buçuk oldu hala yürümedi ama aslında tamamen bu, bu sürecin aynen olgunlaşmamasından bu. kaynaklanıyor aynen. süreç olgunlaşacak ve siz ayağa kalktınız Hı -hı. ayağa kalktıktan sonra önce dengeyi koordinasyonu sağlamaya çalıştınız ya yani proprioceptiği sağlamaya çalıştınız bu nedir Beyincin çalışmasıdır ne yapıyor çocuk etrafında dönüyor. Hı hı. Şu anne babalar diyor ki ebeveynler ya dönme çocuğum. Ya çocuk dönecek. Beyincini geliştirecek. Beyincik ve 8. kranial sinir arasında bir bağlantı var. Bir tel düşünün. Beyincik gelişecek ki bu çocuk yarın yolda yürüdüğü düz yolda düşüp ayağını kırmasın. Ha. Kolunu bacağını kırmasın. Yani nelere engelliyoruz aslında farkında olmadan değil mi hocam o gelişim sırasında? Aynen çocuk doğdu çorabını çıkarıyor. Evet çocuk çorapsız gezecek. Evrimsel olarak çocuğun yanında çorap yoktu. Ha. Çocuk çorapsız gezecek ki o duyuları alsın. Aha. duyuları alsın. Çıplak o ten duyusunda doku duyusunu alsın. Ne gelişiyor? Çorap giydirdiniz çocuğa. Yetmedi. Bir de gittiniz dediniz ki ya, ortopedik ayakkabı alayım çocuğuma. Bizim ebeveynlerimiz tabii çok şey biliyorlar. Yani <laughs> ayakkabılar da çok şey biliyorlar. Bir bilmeyen biziz. işin uzmanı olarak bir, bir Bir de ekonomik biziz. olarak da ciddi fiyatlar o evet. ayakkabılar. Yani aileye de inanılmaz bir külfet. Şimdi çocuk ne yapar? Futla. Niye bunu yapıyor? Ayak tabanını yaralayarak Oradaki o kavisin oluşmasını sağlıyor çocuk. Tabii çünkü düz tabanlık bir aslında evet. rahatsızlık olarak algılanıyor. Aynen. Aynen. Kavisin oluşmasını sağlıyor. Ne yapıyor? Hop zıplıyor. Aha doğru. Ne yapıyor çocuk? Elini ağzına götürüyor. Elini ağzına. Kafasını bir damak, boy, damak düzeltiyor. Şimdi damakla ayaktaki kavis aynıdır. Öyle mi? Burası düzgün değilse, yani Hı -hı. burada oklüzyon problemi varsa, bir önce bu konuştunuz. Kapanma problemi yaşıyorsa çocuk hı hı. ayakta da problem olacak. Yani. Belde de dizde de kalçada da problem olacak. Hı hı. Osteopat şuna bakar. Der ki hastaya geldiniz dizin ağrıyor. Tamam güzel dizin ağrıyor. Diz evrimsel olarak neye bağlı? Diz evrimsel olarak böbrek üstü bezine bağlı. Aa, çok alakasızmış evet, gibi Ben aynı zamanda psikolojik Diz evrimsel olarak böbrek üstü bezine bağlı. Diyorsunuz ki ya öyle bir korktum ki dizlerim bağ çözüldü ve düştüm yere diyorsunuz. Doğru. Ya da altıma kaçırdım diyorsunuz Doğru. değil mi? Evet. Bunlar ne hepa ekseni, böbreküstü yani böbrek üstü beze ekseni, hipofiz, hipotalamus ve böbrek üstü beze yani ekseni. Yani bu sözler aslında boşuna söylenmiş sözler için böyle düşününce hemen bağlantı kurmuş olduk. Aynen. Şimdi diziniz ağrıyorsa diz ağrısıyla bana gelmişseniz <laughs> zaten bana hasta şöyle geliyor. Her tarafı dolaşmış. <laughs> en son ya diyor ki ya bir İbrahim Mayda da gidin. böyle bir adam var ama tavsiye üzeri gelmişse güvenli geliyor. <laughs> Yine de Acaba diyor. Acaba ya doğru yerde miyiz diyor. Hı hı. Muayeneye girerken. Muayene çıktıktan sonra e, çok Hocam şükürlüğüm. zaten çok e, kişi gezmiş ve sonuç bulamamış insanların böyle düşmesi çok normal. Bu, bu herkes için. Ben. yani Kesinlikle Koskoca profesörlere bile e, bu şüpheyle yaklaşıyorlar. Siz o yok. konuda hiç üzerinize alınmayın. Yok yani. alınmıyorum. Rahatım çok rahatım. Bu insan psikolojisi biliyorum. Ne yapıyorum? Bana amca geldi. Diz ağrısıyla geldi. Sorum şu oldu. Amca baban babanı kaç yaşında kaybetti? Amca 71 yaş. Niye böyle bir şey düşündürdü hocam Amca size? yürüyemiyor. İki dizde yürüyemiyor. Şöyle yürüyor amca. Aha. Şöyle yürüyor amca. Yürüyemiyor. Diz böbrek üstü bezi. Hı hı. Korku. Bir bağlantısı var. Korkuyla. 71 yaştaki amca ağlamaya başladı. Dedi ki evladım dedi ben dedi 3 yaştayken babamı zar zor hatırlıyorum. Teneşürde yıkanıyordu. Amca Elazığ'dan gelmişti bana. Çok erken yaşta bir baba kaybı var. Baba kaybı. Var. Peki hocam siz bunu nasıl bağdaştırıp böyle bir teşhis Anatim koydunuz? Anlatayım ben size. Şimdi yürüyemiyor. Güç yok dizlerde. Hı -hı. Şimdi klinik muayenesi hiçbir şey yok. Ameliyatik bir şey yok. Hı -hı. Sıvı enjeksiyonu vesaire falan yapılmış ama sonra da geçmiş düzelmemiş. Ee, amca ağlamaya başladı. 71 yaşındaki amca ağlamaya başladı. Sonra ne oldu? Huzur evine aldılar bizi. Hmm. Orada habire dövdüler diyor ablamla beni. Habire dövdüler diyor. Farelerle hiç yaşadık diyor. Sonra ev köye aldılar diyor. Hı hı. Köye, köye, gittim annemin yanına. Diyor ki abim diyor Ve annemin yanındaydı. dökülmeye başladı Evet. Hı hı. Peki ne oldu dedim. Bir gün dedi annemle de çeşmeden gelirken annem elinde kova vardı. Çeşmeden su almıştı. Ve diğer elinde beni tutmuştu. Bir tane adam dedi anneme hakaret etti. Amca orada ne oldu? Evladım dedi dizlerimizin bağı çözdü. Orada annemle yıkıldık kaldık. Hı hı. Ağladık. Altımız ettik. Hı hı. Amca kalkıyorsun. Ben seni iyileştireceğim. Ama gideceksin o mezarlarla yüzleşeceksin o adamlarla. Hı hı. İnanın hiçbir şey yapmadım. Bir iki uyarı yaptım buraya. İnanın diyorum. Hiç bir iki uyarı yaptım. Bir iki uyarı yaptım buraya. Bir amca e, amcaya ayıp olmasın diye bir iki uyarı yaptım. Hı hı. O amca kalktı ve hani yürüyerek gitti. Hani o plasaba dediğimiz içi evet. boş hapların evet. etkisini yapsın diye mi? bir şey yapmış aynen, Aynı, Aynen diye Aynen aynı. bir iki dokundum Aha. böyle. Amca kalktı, ve yürümeye başladı. amca taburcusun, geçmiş olsun. Hı hı. Dedi yavrum vallahi ben Elazığ'dan gelmişim. Ben de dersimdeyim Tunceli. Hı hı. Ee, onu da öğrendik muayene esnasında. Ben de, de Elazığ'dan gelmişim. Bir iki kere sana gelmeden gitmem dedi. Ve hı hı. iyileşti gitti. Peki hocam o Şimdi, zaman... Şunu bu mu... psikoloji, Onu diyecektim. Yani o zaman e, geçmişteki travmalarımızın vücut üzerindeki etkileri çok ciddi. Bu anlattığınızdan bunu anlıyoruz yani. Aynen. Şimdi hasta geliyor, omuz, hasta, omuz ağrısı da geliyor hasta. Hı -hı. Omuz ağrısı da hasta geliyor. Nedir omuz ağrısı? Evrimsel olarak akciğerlerle burası şu omuz başı birlikte oluştu. Kort, fizik tedavi yapıldı, ilaç verildi, kortisyon yapıldı, Hı -hı. PRP yapıldı, bilmem şu yapıldı, bu yapıldı, her neyse. Hı, -hı. Nöral terapi yapıldı ve bir sürü tedaviler yapıldı. Tamam Ama hasta omuz ağrısı devam ediyor. Hasta bir şekilde bizim kapımızı çaldı. Hı -hı. Ben diyorum ki bak babacığım, bak annem, bak canım benim omuz ağrısıyla geldin ya. Önce bir göğüs hastalıklarına git, bir akciğerlerini baktır. Orada bir şey yoksa ben tedavini yaparım. Hı, hı. Hani ne yapar osteopat? Doğru adrese gönderir. Doğru adrese gönderecek bilgiye sahiptir osteopat. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de biz 5 yıl osteopati okuduk fakülte sonrası. Hı hı. Hı hı. Ee, Sağlık Bakanı bizi tanımadı. Bu, bu korkunç bir şey yani. Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Başbakanımıza sesleniyorum ki Cumhurbaşkanımız bu işin başındaki insan Hı 3 tane doktor arkadaş osteopati hakkı verdiler. Ama biz fizyoterapistler 100 civarında sayımız var. Osteopati hakkı vermediler. Osteopat olarak çalışma hakkı vermediler. Fizyoterapist olarak da e, böyle bir, dün yakın bir tarihte bir eee yönetmelik değiştirildi. Hı hı. Diyor ki ya fizyoterapist şunu yapar. Uzman hekim tarafından tanısı konulan hastanın tedavi programını e, hastayı değerlendirir, tedavi programı çizer ve uygular. Türkiye'deki fizyoterapi ile ilgili yasa şok teşhis ve tedavi yapamaz. Fizyoterapisin teşhis yapma gibi yetkisi yok. Hocam bunlar yani benim e, çok oraya geleceğim. bilgimin dahilinde olmadığı için sizi ne savunabilirim ne de He, aksini oraya söyleyebilirim. Bu, o yüzden bunları burada konuşmayalım. Altyapı doldurulursa biz, rahat edeceğiz. Daha rahat çalışacağız. Ben bu konuda çok hassasiyet göstereceğine inananlardanım. Ben Bakanlıklarımız ben da değişti. Çok hassaslar. O yüzden bu konuda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Evet. Biz şeyle ilgili konuşalım. Buyurun. Aynen. Osteopata geldik. <laughs> evet. Peki hangi hastalıklar bundan en çok yarar görebiliyor hocam? Ee, kanser tedavisi görmüşse, hı hı. kanser sonrası, kanser hı hı. sonra kanser hı hı. tedavisi gördünüz, evet. ameliyatınız oldunuz, Allah korusun, kemoterapi gördünüz, ışın terapisi gördünüz, sonra eve gittiniz. Orada osteopati de, de devreye girer. Hı hı. Çünkü bağ dokusu bozuldu, yıkıldı bağ dokusu. Hı. Osteopat şimdi e, egzersiz yapınca siz vücut glutamin salgılar glutamin bağırsak bariyerini onarır. Hı hı. Glutamin yoksa vücutta bağırsak bariyeri açılır ve lökü oluşur. Bağırsaklar vücudun ikinci beyinleri. Hı hı. Orada osteopat devreye giriyor ve fizyoterapist devreye giriyor o noktada. Kanser tedavisinde. Otoimmün hastalıklarda, romatizmada, ee, ee, şeyde ee, nörolojik rahatsızlıklarda, hı hı. ALS'de, Parkinson'da, MS'de. Hem osteopati, özellikle kraniosakral terapi, visceral osteopati orada hı hı. devreye girer. Orada devreye girer. Vertigo, kulak içerisindeki kristallerin yer değiştirmesidir. Osteopatinin direkt branşıdır. Hı hı. Kraniosakral terapi. Aslında anladığım kadarıyla hocam alanı çok geniş bir şey. Burada noktalamak zorundayız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de Geldiğiniz teşekkür ediyorum. için teşekkür ederim.